Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine böyle parça naylon iplerimizi değerlendirebileceğimiz, kullanabileceğimiz bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Elimizde daha önceden kalmış naylon iplerimiz varsa böyle, hatta markaları bile kalmamış çoğunun. Kim bilir ne zamandan. Bu tarz böyle ufak az az kalmış ipleriniz varsa bunları değerlendirebileceğiniz bir proje çalışması yapacağız arkadaşlar. Hem çok şık hem de çok güzel bir çalışma olacak. Evet arkadaşlar, şimdi normalde bu ipler bakın böyle biliyorsunuz 3 katlı aslında. Yani 3 katlı diye satılıyordu önceden. Ama ince tabii ki. Ben bunları yine 4'e katlıyorum arkadaşlar, bakın. 4 kat yapıyorum. Sarıyorum, bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Onun için tığımda 1,5 milimetre 5 numara diye almıştım. Çakmağım ve makasım var bu işlem için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben daha rahat görebilmeniz için yeşil iple çalışıyorum. Başlangıç ilmeğimi yapıyorum. İstediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Ben model için 15 tane çekeceğim. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Çok sıkı çekmeyin zincirlerinizi. Şimdi 15 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane daha zincir yapıyorum kenar için. İlk zincirime batıyorum. 2 de çekiyorum. Üzerine alıyorum. İkinciye batıyorum. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz bu zincirleri kullanacağınız yere göre. İkili trabzanlarımı yapıyorum buraya. Oldukça eski bir model. Ben çocukluğumda diyebilirim yapmıştım bunu. Bu şekilde kullanmak istedim sizler için. Şimdi başa kadar geleceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi başa kadar geldim. İki tane ikili trabzanımı yaptım, bitirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum buraya. Şimdi yapmam gereken, bakın, orta parmağımı şu şekilde koyuyorum. Tam dibine tutuyorum elimi. İlmeğimi alıyorum buradan. Parmağımda tutuyorum bakın. Ve yandaki, bakın bir daha göstereceğim. Şu şekilde tutuyorum. İlmeğimden geçiriyorum. Parmağımla tuttum. Hiç çıkartmadan hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra bırakıyorum. Şimdi yine aynı şekilde bakın. Şu şekilde tutuyorum elimi. İlmeğimi alıyorum. Burada tutuyorum bakın ipimi. Daha sonra yandakine batıp sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde parmağımla tutuyorum. Sonra bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde bol ilmeklerim oluyor burada. Evet.
Şimdi başa kadar bu şekilde geliyorum arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna geliyorum. Sonuncu trabzanın tepesine de batıyorum. Yapıyorum yine ve yandaki iki zincire de batıyorum. Sıramı sık iğne ile tamamlıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oluyor işimin. Daha sonra şimdi beyaz ipimi alacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Bir, üç tane zincir yapıyorum. Çekiyorum. Alttan yeşilimi sıkıştırıyorum. Daha sonra çeviriyorum. Üzerine alıyorum. Bakın şurası ilk trabzanın tepesi. İkinciye batıyorum ben. İplerimi de araya saklıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bakın şimdi burada arkadaşlar şu bağladığım yer, ona batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Buna değil, bir sonrakine. Yani sık iğne olan yerlere batıyorum. Bunların kıvrıldığı yere batmıyorum. Yine ikide çekiyorum ve iplerimi de arada tutuyorum. Yine üzerine alıyorum. Bakın şu bağlantı, bir sonrakine batıyorum. Yani sık iğne olan yere batıyorum. İlmeğin olduğu zincir olan kısma batmıyorum. Sonra ipimi buradan kesiyorum, iplerimi. Ve yapıştırıyorum buraya. Çünkü çıkabilir bu ipler arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Evet, şimdi bu şekilde yaptıktan sonra yine devam ediyorum. Üzerine alıyorum. Bu bağlantı, bir sonrakine batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Bu duruyor. Diğeri geçip. Bu şekilde başa kadar gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna geldim. Bakın şu bağlantı. Sonra ilk baştaki sık iğneme de batıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın arkadaşlar. Şimdi yine bir zinciri yapıp dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerimi yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Bakın ben bu şekilde beyazla başlamıştım. Açık renklerde çalıştım bu şekilde. Bunu 50 ilmekle başlamıştım ben arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renk kullanmışım. 15 çiftli sıra yapmışım. 15 motif yapmışım. Bu şekilde bir lif görünümlü bir model oluşturdum arkadaşlar. Bunu lif olarak kullanabilirsiniz. Daha küçük parça halinde yapıp bulaşık süngeri yerine kullanabilirsiniz bu şekilde. İsterseniz bu şekilde dikerek telefon çantası yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Bunu farklı iplerle yapıp kazaklarınızın kollarında
kullanabilirsiniz. Şapkalarda, şallarda, atkıların uçlarına kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir çalışma arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı, beğeni ya da eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.